Müvekkilin eşi, müvekkil mi herhangi bir erkekle aldatmadı. Kendi öz kız kardeşinin kocasıyla kaçtı. Dolayısıyla hem müvekkilin yuvası yıkılmış oldu hem de kız kardeşinin. Davalı kadın 1,5 yaşında henüz anne memesi emen çocuğunu hiç tanımadığı bir kadına bırakıyor gece. Sırf sevgilisiyle yani görümcesinin kocasıyla kaçabilmek adına. Ve bu kadın hakkında hiçbir fikri yok. Emine isminde bir hanımefendi ve tesadüfen tamamen şansımıza iyi bir insan çıkıyor bu hanımefendi ve evindekiler. Çocuk sağ salim şekilde müvekkilin eline geçiyor. Müvekkil çok zor günler geçirdi. Çocuk anne sütü emiyordu. Mesela onu normal ek gıdalara alıştırması, mamaya alıştırması bile çok cidden zaman aldı. Uzun uğraşlar gerektirdi ve hani müvekkilin ruh halini de düşünün bu arada. Anne baba çok kötü. Çünkü kızının kocasıyla oğlunun karısı kaçıyor. Neyse sonrasında yargılama başladı tabii bizim de birinci derece mahkemesinde. Orada hatalı bir inceleme yapıldı ve yanlış bir karar verildi. Yani düşünün hani biz burada aldatılmış olmasın derdinde değiliz müvekkilin. Şunu anlatmaya çalıştık mahkemeye biz işte. Bu kadın çocuğu hiç tanımadığı birine gece yarısı sevgilisiyle kaçmak için bırakabiliyor. Biz böyle birine velayetin verilmesini uygun görmüyoruz. Ha size göre bizim bu velayeti almayı biz de hak etmiyorsak bu çocuğu yurda verin. Bu kadına vermenizden gene iyidir. Çünkü hani evli bir kadın çocukla babaya birlikte yani sonuçta hesap vermek zorundayken hiç tanımadığı birine bırakıp sevgilisiyle kaçıyorsa boşandıktan sonra o çocuğun başına her şeyin gelmesi olasıdır. Dolayısıyla hani bunları izah etmeye çalıştık. İşte gerçekten çok ciddi problemler yaşadığımızı, iki yuvanın birden yıkılma aşamasına geldiğini, davanın görümcesinin kocasıyla kaçtığını, müvekkilini kandırdığını ifade etmeye çalıştık. Ancak birinci derece mahkemesinden çok yanlış bir karar çıktı. Hem velayeti davalıya verdiler. Hem çok yanlış bir şekilde davalı lehine nafakaya hükmettiler. Çocuk lehine de tabii ki hükmedildi ama ona bir diyeceğimiz yok. Hem müvekkilimin lehine bir tazminata hükmetmediler. Sonra biz bu kararı istinafa taşıdık mecburen. Çünkü hakikaten çok yanlıştı hukuki olarak da, insani olarak da. Yani kamu vicdan da hiçbir şekilde tatmin olmadı verilmiş olan bu kararla. İstinaftan yüz güldüren bir sonuç geldi. Çocuğun velayeti tarafımıza verildi. Müvekkilimin lehine maddi ve manevi tazminata hükmedildi. Kadın lehine hükmedilen nafaka kaldırıldı. Çünkü medeni kanunda şöyle bir yasa var. Orada der ki boşandıktan sonra nafaka bağlanmış olan kadın eğer ki bir başka erkekle evliymiş gibi bir ilişki yaşarsa bağlanmış olan nafaka kaldırılır der. Böyle bir hüküm var düşünün yani. Şimdi bizim buradaki dava ne yapıyor? Evlilik devam ederken adamı bırakıyor. Adamın kız kardeşinin kocasıyla kaçıyor. Bu durumda nafakanın bağlanması falan zaten kabul edilemez. Yani biz burada nafakada da değildik ama çocuğu hiç tanımadığı birine gecenin yarısı saat 1,5-2 sularında bırakıyor. Neymiş efendim? Kaçtığı adamın asker arkadaşının annesiymiş. Hayatında ilk defa görüyor. Yani bu bize göre mesela gerçekten olmaması gereken bir şeydi. Ve dediğim gibi bir sınavdan yüz güldüren bir karar aldık.